İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo'dan çok konuşulacak açıklamalar. Yaz başında aşkını ilan ettiği ama yaz bitmeden ayrıldığı ünlü oyuncu Hilal Altınbilek'le ilgili yaptığı açıklamaları hep birlikte izliyoruz. Ben böyleyim abi. Yapını bırakın. Mangal tutkunu İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo fast foodçu oldu. Oyuncu Hilal Altınbilek'ten ayrılan İdo Tatlıses aşk acısı mı çekiyor? Üzüldüm. Her insan gibi üzülüyorum. İmparator İbrahim Tatlıses'in mangal tutkusunu bilmeyen yoktur. Usta sanatçı 3 kişiyi bir arada görse hemen mangalı tutuşturur. Mangal. Pişotlar yiyecek misin? Sonra ya İbrahim yandırdığımızı demeyin. Evet, estağfurullah. İdo da tıpkı babası İbrahim Tatlıses gibi et seviyor. Ama Z kuşağı olduğundan babası gibi mangal yapmak yerine gazetecilere elleriyle hamburger hazırlıyor. Bir de buradayız. Sercan sağ ol. Bunun üstüne bir tane daha et koy bence. İdo yaz başında aşık olmuş. Oyuncu Hilal Altınbilek'le mutluluk pozlarını Instagram'dan yayınlamıştı. Sonsuz teşekkürler sana ziyan olan bir aşk için. Ama büyük aşk çabuk bitti. Bu kareleri sosyal medyada yayınladıktan bir ay sonra İdo ayrıldıklarını açıkladı. Peki ailenizin tepkisi ne oldu bu ayrılığa? Bir şey olmadı abi. Bir şey olmadı abi. Artık bekar olduğundan soğanı hamburgerin içine dolduruyor. Soğanımızı koyduktan sonra abicim. İdo bütün basın mensuplarına elleriyle hamburger hazırladı. Epey bir zamanda uğraştı ama işin en yorucu kısmını başkalarına bıraktı. Hamburgerler leziz görünse de mutfak savaş alanına döndü. Mutfakta ben böyleyim abi. Yapını bırakın. Yemek faslı bitti, sohbet başladı. Konumuz çok konuşulan ve çabuk biten aşk. Oyuncu Hilal Altınbilek'le yollarını ayıran İdo'nun aşk acısı çektiği söylentileri vardı. Bakalım neymiş son durum? Hala devam ediyor işte, çok kötüyüm falan diye bir şey. Ben aşk acısı falan da değil o. Sadece üzüldüğümü söylemiştim hani. Üzüldüm, her insan gibi üzülüyor. Yani bugün bir saatte tanıdığınız insanla bir yemek yediğiniz zaman yani kötü bir şey geçtiğiniz aranızda üzülüyorsunuz yani niye böyle bir şey oldu falan diye. Ben de o yüzden üzüldüm yani öyle aşk acısı çektim bilmem ne falan diye bir şey yok. İdo bir de itirafta bulundu. Aşk istiyorum ama evlilik bana çok uzak dedi. Evliliğe sadece bakıyorum abi. Evliliğe bakmakta kalıyorum ya. Tabii yani şu anda öyle bir şey göründüğü üzere olamayacağı belli. Yani. Farkındaysanız İdo imajını da değiştirdi. Yaz başındaki halinden eser yok. Aslında sakalları kestim, saçımı uzattım. Hiçbir şey değişmemiştim o kadar.